Pınar Deniz, Yiğit Kiralcı aşkını hangi ünlü oyuncu ortaya çıkardı? Cevabı Renkli Cadde turumuzda. İstanbul caddeleri hızlı, İstanbul caddeleri renkli. İşte caddelerden ünlü manzaraları. Cadde turunda Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi 3 Kuruş'un oyuncusu Ekin Koç'la birlikteyiz. Nereden gelip nereye gidiyor böyle? Dil bir aile dostumuz kahvaltıya davet etti. Ona katılacağız. Hemen 3 Kuruş'u soralım. Nasıl gidiyor çekimler? Gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda. Setleri soralım. Uraz Bey'le beraber aşırı beğeniliyor karakterleriniz, oyuncunuz. Evet, evet, Uraz'la gayet iyi geçiyor vaktimiz. Eğleniyoruz. İyi vakit geçiriyoruz sette. Yani hiçbir sorunumuz yok yani şu an. 3 Kuruş yayınlandığı ilk günden bu yana Show TV izleyicisinin vazgeçilmezi oldu. Ekin Koç da işlerini iyi yaptıklarını söylüyor. Yani senaryonun kuvvetli olduğunu zaten biliyorduk ama birazcık kervan yolda düzülüyor bizde, biliyorsunuz. Evet. Olayların nasıl bir gidişata sahip olacağını kestirmek pek mümkün olmuyor. Ne kadar güçlü senaryonuz veya ekibiniz olursa olsun. O kadar çok değişken var ki bir şeyleri tahmin etmek veya formülize etmek pek mümkün değil. Dolayısıyla biz sadece işimizi yaptık. Eğlenmeye çalıştık sette. İyi bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık. Yavaş yavaş karşılığını alıyoruz. Ben de görüyorum sokakta. Sahilde temiz ve güneşli havanın tadını çıkaran Ebru Şallı ve Uğrak Kuş çiftine rastlıyoruz. Keyifler yerinde gibi. Teşekkürler. Biraz bugün hava iyi. Yağmurlu yok. Yağmur evet, yok. Bir hafta yağış varmış. Bugün tadını çıkarıyoruz. Bugün öyle biraz açık hava alalım, yürüyelim dedik. Ormana gidiyoruz normalde de bugün böyle sahilde yürüyelim. Bundan sonra da sahile gelmiyoruz artık, ormana. Oldukça fit görünüyor ikisi de. Kaç kilometre yürüyorlar böyle? Biz normalde hele yurt dışında falan olduğumuzda günde vallahi 12 bin 14 bin adım yapıyoruz adım olarak. Yani yaklaşık bir 8-10 kilometre buluyor değil mi? Öyle bir şey. İkimiz bir arada. 6 kilometreden sonra ben yoruluyorum zaten. Çekiliyorum, Ebru'ya uyamıyorum. Bugün 6 kilometre burada. Ama nasıl, evet, vermiş miyim? Vallahi süper gözüküyor. Vermiş miyim? İyi, gayet iyi vermiyorsun. İyi, tamam, verdik. Var yani. Verdik. Son olarak yılbaşı planlarını soralım. Nerede olacaklar yeni yıl gecesi? Bakacağız. Bakalım. Planlamadık bir şey şu daha an. Daha herhangi planımız biraz yok. Biraz yoğunduk. Sizin vardır bence de, Ebru alıp bakalım. Pınar Deniz ve Yiğit Kiralcı çifti karşımızda bu kez. Onlar da keyifli bir kahvaltı sonrası yürüyüşteler. İyiyiz, biz de kahvaltıya geldik ileride bir yere de öyle biraz yürüyelim dedik. Sizi gördük. Sizinle karşılaştık. Hiç karşılaşacağımı düşünmemiştim. Bu arada Demet Akalın'la sosyal medyadaki karşılıklı yazışmaları herkesi gülümsetmişti. Malum Demet Akalın, Pınar Deniz'in oyunculuğunu yere göğe sığdıramamıştı. Bilmiyorum. Biz Demet Hanım'la büyük ihtimalle kanka olduk sosyal medyadan. Kendisiyle görüştüm. Çünkü görüşmedim de ben bir kendisini hatırlayamama gafletinde bulundum. Kendisi bana DM'den yazdı. Sorun yok. Konu aşka geliyor. Sorular da ard arda gelince Pınar Deniz kaçmak için bakın nasıl bir yönteme başvuruyor. Aa, Hülya Hanım falan. Hülya Avşar geliyor deyip şaşırtmaca yapmaya çalışıyor. Ama nafile. Bir dergiye verdiği röportajda Yiğit Kirazcı'dan ilk görüşte etkilendiğini söylemişti diye hatırlıyoruz. Ben etkilenmemiştim. Etkilenmemiş. Ben gariban olarak tek başıma etkilenmişim. Nasıl etkilediniz? Ben etkilemedim. Sonradan nasıl etkilendin? Ya normal, kendimiz olduk. Evet, o başka bir baktık, şey ya yani. Anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama yani işte aşk değil miydi yani, öyle değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Ben biraz işkolik olduğum için sadece o an işime odaklıydım. Ama Yiğit'le vakit geçirdikçe tabii birbirimize ne kadar iyi anlaştığımızı gördük. Elinde de dal kopardım. Ne kadar iyi anlaştığımızı gör, sonra sevgili olduk zaten. Bu arada aşklarının ilk ortaya çıktığı yer olan Marmaris'ten konu açılıyor. Show TV kamerasına yakalandıkları yeri bakın kim önermiş. Orada yakalandık. Evet. Sevgili Boran kuzumun burada yakalanmazsınız deyip ertesi günü yakalandığımız yerdi gerçekten. Orası inanılmazdı ya. Bir alışveriş merkezinde oyuncu Selim Bayraktar'ı görüntülüyoruz. Bayraktar oyunculukla ilgili gençlere ders niteliğinde açıklamalar yapıyor. Yani oyuncu olmak için çok okumanız gerekiyor. Herkesin okumadığını okumanız lazım. Herkesin izlemediğini izlemeniz lazım. Herkesin dinlemediğini dinlemeniz lazım ki siz toplumun
psikolojisini etkileyebilecek bir yapı oluşturabilmeniz gerekiyor bunun için. Yani aslında toplum mühendisidir oyuncu. İnsan ruhu mühendisidir. O yüzden bu mühendisliği yapabilmek için çok fazla bilgiye ihtiyacınız var. Oturduğu yerde olmaz. Aynı alışveriş merkezinde Gülben Ergen'le birlikteyiz. Yeni yıl gecesinde bir ilki yaşayacakmış. Yılbaşı Ankara'da olacağım. Evet. İlk defa Ankara'da gireceğim yılbaşına. Aynı gün gideceğim galiba. Evet. Bu arada sosyal medya hesaplarında lüks hayatını paylaşan insanlara gösterdiği tepkiyle konuşulmuştu Gülben Ergen. Bu paylaşımı yapanlar için koyun can derdinde kasap mal notunu düşmüştü. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir dönem. Özellikle çocuklu ailelerine çok dikkat etmesi gereken. Herkes hak ettiğince yaşayabilir. Hiç kimsenin harcamaları tabii ki bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre yani çocuklu ailelerin özellikle bütçelerine çok dikkat etmeleri gereken bir dönemdir. İnsan gizli saklı yaşayabilir ihtiyaçları her neyse.